mesleği tavsiye ediyor. Lösemiyle mücadelenin simge ismi haline gelen ve Mart başında yaşama veda eden Gamze Akbaş'ın adı Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen parka verildi. Açılışın oğlu Atakan'ın doğum gününe denk gelmesi ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Başkan Akpınar, Gamze'nin diğer adı mücadeledir, oğlu Atakan da artık Karşıyaka'ya emanettir dedi. Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Gamze Akbaş Parkı'ndaki törene Gamze Akbaş'ın oğlu Atakan, eşi Emrah, anne Sema Canseven, baba İbrahim Canseven ve erkek kardeşi Ozan'la Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar ve mahalle sakinleri de katıldı. Tören esnasında Gamze Akbaş anısına lokma dağıtıldı. Başkan Akpınar parkta Atakan'la tahterevalliye bindi. Gamze ve eşi Emrah Akbaş'ın iş arkadaşları da aileyi yalnız bırakmadı. Ege Ordu Komutanı eşi Merih Mendi ve Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı eşi Asuman Hakbilen de törene katılanlar arasındaydı. Karşıyaka'nın genç reisi Atakan'ın doğum gününü kutlayarak konuşmasına başladı. Gamze de ne yazık ki talihsiz bu kanser hastalığına yakalandı. Çok ciddi mücadele verdi. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, yaklaşık 20 bin insan Gamze için kan verdi. Ama Gamze'yi yaşatamadık. Ama Gamze gibi bu hastalıkla mücadele eden insanlarımız da Gamze ile birlikte birçoğu da hayat buldu. Atakan hepimizin çocuğu ve bizlere emanet Atakan. İşte onun için Gamze'yi bir kez daha saygı ilan ediyorum. Başkan Akpınar, Gamze Akbaş'ın vefatı üzerine Atakan'ın "Annem Atatürk'ün yanına gitti, iyi insanlar cennete gider" sözlerini de hatırlattı, herkesi duygulandırdı. Duygusal anlar yaşayan baba İbrahim Canseven ve anne Sema Canseven de herkese teşekkür etti. Başkan Akpınar aile üyelerine çiçek verdi. Doğum günü hediyesi vereceğiz kendisine.